Tekrar bir başka hafızdan bu ayeti dinleyelim, devam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. تكرر ayetimize dönelim. Hac suresinin 78. ayeti. Kardeşlerim, bu bir sorumluluktur. Bu ayeti öğrenmek sorumluluktur. Bu sorumluluğa hazır olmamız gerekiyor. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِ Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Bundan sonraki cümleleri dikkatle okuyalım. هُوَ اجْتَبَاكُمْ هُوَ اجْتَبَاكُمْ Küm, siz demektir Arapça. اِجْتَبَا, seçti demek. Huve Allah'ı gösteriyor. Huve ictebâküm. Sizi Allah seçti bunun için. Bu cümle, daha sonra üzerinde duracağız inşallah. Bir ilandır kardeşlerim. Ümmeti Muhammed olmak, Allah'ın kıyamete kadar hak adına bekçiliğine kabul edilmiş olmaktır. İnzivaya çekilmek değildir. Ümmeti Muhammed ibadetini yapıp cennete giren değil. Yeryüzünde Allah'ın dünyayı yaratma maksadını gerçekleştirip kulluk vazifesini yapıp gidecek bir ümmettir. Birinciden son insanına kadar ümmetin misyonu budur. Huve ictebâküm. Sizi Allah seçti. Hangi konuda seçti? Allah yolunda cihad etmek sizin işinizdir. Namaz mı bu? Namaz daha sonra gelecek zaten. Zekat mı bu? Daha sonra zekat gelecek zaten. Dolayısıyla öğrenciye burs vererek kurtulamazsın bu ümmet sorumluluğundan. Burs verip bildiğin gibi yaşayarak değil, burs da vererek Allah için çalışarak da. Cihat ne zaman neyse tabi. Hangi cihat gerekiyorsa senin için. Huve ictebâküm. Sizi seçen Allah'tır. Allah seçtikten sonra sizin beğenip beğenmeme hakkınız olmaz. Peki bu ümmet yükü çok ağır olmaz mı? وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Zor bir şey emretmedi Allah. Keyfine düşkün olursan, sabah namazına kalkmak da zor, abdest almak da zor, emri bil maruf yapmak da zor, o zaman her şey zor. Cennetle tarttığın zaman Allah'ın sözlerini, hiçbir şey zor değil bu dünyada. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Üçüncü kanun Allah'ın. Dört, İbrahim standartları bunlar. Şu yazık ettiğimiz İsmail kıssası var ya, şu ateşe atılmasını İbrahim Aleyhisselam'ın dinlediğimiz, var ya atıldı da, işte ateşe
serinlik ol dedi, serin selamet oldu İbrahim. Millete bikum İbrahim. Bu 78. ayet sorumluluk arkadaşlar. Ateşe atılma standartları bunlar. Ve 5. tüyler ürperten şeye dikkat ediniz kardeşler. Huve Allah semmâküm, size isim verdi. Türkçe'de diyoruz ya, isim baban kimsenin. Bizim ismimizin sahibi huve semmâküm, sizin isminizi veren odur. El müslimîn, Müslümanlar diye isim verdi. Ama bir dakika, min kablu, sizden önce. Bu ümmetin doğmasına Tevrat indiğinde 3000 sene vardı belki de. Doğumundan binlerce sene önce adı konmuş bir ümmetiz biz. Ve fi hâzâ, Kur'an'da da adınız böyle sizin. Allah Tevrat'ı gönderdi, İncil'i, Zebur'u gönderdi, her okuyan o kitabı, ümmeti Muhammed'i, insanlığın son kalesini okumak zorunda kaldı. Huve semmâkumul muslimîne min kablu. Bu min kablu çok önemli. Bugün tarih sahnesine çıkmış, Araplar Arsya'yı fethettikten sonra gün yüzüne çıkmış biri değiliz biz. Yokken Yahudi, bu ümmetin adı vardı. İbrahim Aleyhisselam'ın elindeki sahifelerde de bu ümmetin adı vardı. Bu ümmet gün yüzüne yeni çıkmadı. Kur'an da zaten bunu söylüyor.